İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Şenk Akyoldaş gündem özel programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle biliyorsunuz son dönemde Takas Bank'ın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme geldi. Özellikle de yurt dışında bu kripto piyasalarında yaşanan çalkantı sonrasında. Bugün de Takas Bank'tan Emre Koç Bey bizlerle olacak. Takas Saklama Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölüm Direktörü kendisi. Emre Bey hoş geldiniz. Merhabalar Cenk Bey, hoş bulduk. Önemli günlerden geçiyoruz. Saklamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Takas Bank'ı bize biraz daha anlatır mısınız? Bu özellikle de işte son dönem, biz bunlar benzer hikayeleri 1990'larda Borsa İstanbul tarafında, o zaman İMKB'di, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ydı. İşte aracı kurumlarda, saklamalarda sıkıntılar yaşandı. Müşterilerin saklamanın olmadığı, işte çift kayıt sisteminin tutulduğunu, müşterilerin mallarının satılıp yerine başka kesitlerin alındığını görmüştük. Şu anda da kripto piyasalarına buna benzer hikayeler ve en büyük dördüncü borsanın da bir batış hikayesiyle karşı karşıya kaldık. Orada da bir güven sıkıntısı oluşmaya başladı. Takas Bank gibi, MKK gibi kurumlar burada tamamlayıcı unsurlar gibi gözüküyor. Ne dersiniz öncelikle? Öncelikle şöyle başlayayım. Takas Bank sermaye piyasalarının 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren bir kuruluş. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1985 yılında kuruldu. 1985 yılından 88 yılına kadar geçen zaman zarfında İMKB'de gerçekleşen işlemlerin takas ve saklama işlemleri tarafların karşılıklı olarak birbirleriyle yaptığı işlemlerle gerçekleşiyordu. Merkezi bir takas, merkezi bir saklama kuruluşu hali hazırda yoktu. 88 yılıyla itibariyle Takas Bank aslında o günkü ismiyle bir müdürlük olarak, İMKB'nin altında bir müdürlük olarak faaliyete geçmiş oldu. 92 yılından önce şirket hüviyetini kazandı. 96 yılı itibariyle de bankacılık lisansını almasıyla beraber de İstanbul Takas ve Saklama Bankası anonim şirketi olarak faaliyetlerine devam etti. Takas Bank'ın temel core business dediğimiz fonksiyonu aslında ülkemizdeki başta Borsa İstanbul olmak üzere organize piyasalara merkezi takas, merkezi saklama, risk ve teminat yönetim hizmetini vermek diyebiliriz. Bunun yanı sıra saklama şapkası altında da başta menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik fonları olmak üzere fon dünyasına merkezi kayıt kuruluşu nezdinde Takas Bank hesapları altında saklama hizmeti veriyoruz. İşte merkezi kayıt kuruluşu dedik. Merkezi kayıt kuruluşu da 2005 yılında kaydileşme yasasıyla birlikte aslında 2001 yılında kuruluyor. 2005 yılında hizmet vermeye başlamış olan bir kuruluş. Borsa İstanbul, Takas Bank, merkezi kayıt kuruluşu, Borsa İstanbul grubu olarak ülkemizdeki sermaye piyasalarına hizmet veriyor. Üçlü bir saç ayağı gibi. Evet. Yani üç birbirini tamamlıyor. 360'ı öyle yapıyoruz herhalde. Evet Cenk Bey. Tabii ana şirket Borsa, Takas ve MKK olarak alt iştiraktör olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii takas, saklama ve bankacılık lisansı dedik. Bankacılık lisansı çerçevesinde de nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları, özellikle aracı kurumlara, nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları, hazine işlemleri ve diğer nakit operasyon işlemlerini gerçekleştiren bir kuruluşuz. Borsa İstanbul'da işlem yapan birçok kişi parası boşta kaldığı zaman Takas Bank para piyasasında parasını satıldığını bilir. Genellikle. Aynen öyle. Takas Bank para piyasası da bizim işlettiğimiz piyasalardan bir tanesi. Takas Bank para piyasası ve ödünç pay piyasası. Bunlar dediğiniz gibi para piyasası günlük likidite operasyonları çevirme açısından çok faydalı olan bir piyasa. Bu piyasada sadece banka ve aracı kurumlar değil, sigorta şirketleri gibi, diğer finansal kuruluşlar gibi, leasing, faktöring şirketleri gibi kuruluşların da üye olmasıyla çok daha derinliği olan bir piyasa haline almış durumda. Ödünç pay piyasası da Borsa İstanbul pay piyasasının, hisse senedi piyasasının bir tamamlayıcısı piyasası olarak yine Takas Bank'ın sisteme güvence olarak koyduğu piyasalardan biri. Ve platformlarımız var. TEFAS ve BEFAS platformları. Özellikle yatırım fonları ve emeklilik fonlarına ilişkin olarak sektöre getirilen önemli yeniliklerden ve özelliklerden biri de TEFAS ve BEFAS platformu. TEFAS platformu biz 2015 yılı itibariyle işletimine başladık. Geçen 7 yıllık zaman zarfında oldukça ciddi hacimlere ulaşılmış durumda. BEFAS platformu ise geçen yıl Temmuz ayında devreye almış olduğumuz bir platform. Her iki platform da tamamen dijital, elektronik ortamda talimat, emir iletimlerini sağlayan platformlar. Tabii bunların yanı sıra sunduğumuz başka hizmetlerimiz de var. Kısaca onları da hemen hızlıca aktarmaya çalışayım. Çek takas hizmeti 2017 yılı itibariyle Takas Bank bünyesinde verilmeye devam ediyor. Tapu takas ve taşıt takas hizmetlerimiz yine son yatırımcıya, doğrudan yatırımcıya dokunan, sisteme güvence sağlayan hizmetlerimiz. Altın transfer sistemi ve paya dayalı kitle fonlama platformunun emanet yetkilisi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz biz. Tabii biz başa döneyim, sistemin güvencesiyiz dedik.
Merkezi takas fonksiyonumuz çerçevesinde sadece Borsa İstanbul piyasalarına değil, üçüncü taraflara da bu hizmeti veriyoruz. Türkiye Ürün İhtisas Borsası, EPİAŞ'ın hizmet verdiği elektrik ve doğalgaz piyasaları, yine merkezi takas ve teminat yönetimi verdiğimiz piyasalar olarak sıralanabilir. Bayağı geniş bir yapazede hizmet verdiğiniz net şekilde gözüküyor. Saklama ve takas hizmetleri adına baktığımız zaman. Peki burada bizim için bugün ana teması yatırımcıya dokunan özellikle bireysel emeklilik ve aynı zamanda son dönemde de işte bu fonlara nasıl erişimi sağlayacak yapının, altyapının oluşturduğu insanlar bir şekilde fonları nasıl birbirinden ayırt edecekler? Fonlara ürünlerini taşıyabilecekler mi, yatırımını taşıyabilecekler mi? Bunlarla ilgili bizi biraz aydınlatırsanız sevinirim. Estağfurullah. İsterseniz bireysel emeklilik sistemi nedir? Önemi nedir? Ülkemizde şu an geldiği konum nedir? Takas Bank olarak sistemde ne gibi hizmetler sunuyoruz? Bunlardan bahsetmeye çalışayım. Tabii bireysel emeklilik sistemi 2003 yılında kurulmuş olan bireylerin çalışma hayatlarında tasarruf yapmalarını teşvik eden bir sistem. Bu sistem mevcut durumda çalışma hayatlarında yapmış oldukları tasarruflarla mevcut sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcı sistemi olarak emeklilik dönemi içerisinde ek gelir elde etmeyi sağlayan bir sistem. Tabi bu bireylere dokunan tarafı böyle. Bunun yanı sıra ülke ekonomimiz açısından da çok ciddi bir öneme sahip bireysel emeklilik sistemi. Ekonomimize uzun vadeli kaynak yaratmak, sürdürülebilir bir büyümeye ve kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla ülkemiz açısından tasarruflar büyük bir öneme haiz oluyor. Emek eksimiz tasarruf eksiği deriz biz hep, yani her yerde bu, çünkü ya tasarruflar bir şekilde yatırıma dönecek ki bir şeyler, çarklar çalışabilsin. Burada da önemli bir rol üstleniyorsunuz gibi gözüküyor. Evet, ifade ettiğiniz gibi ülkemizde tasarruf eksiği, sermaye eksikliği halihazırda ciddi problemlerden biri. Önemli ölçeklikte, büyük ölçeklikte projeleri, yani istihdam, ihracat, üretim hamlelerini gerçekleştirebilmek için de belli tasarruflara, sermaye birikimlerine sahip olması gerekiyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu yatırım ve kalkınma hamlelerini son 20-25 yılda ciddi anlamda yaptık ama hala burada gidecek ciddi miktarda yolumuz var. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemi de bu tasarrufu özendirici ürünlerin, hamlelerin başında yer almakta. Bazı rakamlar paylaşayım izniniz olursa. Ülkemizde bankacılık sektörünün mevduat büyüklüğü oldukça yüksek seviyelerde. Yani bankacılık ve fon dünyası ve sermaye piyasalarını mukayese etmek açısından söylüyorum. 2021 yıl sonu itibariyle 5.4 trilyon TL olan toplam mevduat Ekim sonu itibariyle 8.5 trilyon TL'ye gelmiş durumda. Yatırım fonlarına bakacak olursak da yatırım fonlarında 2021 yıl sonunda 550 milyar TL'lik bir büyüklük vardı. %10'u kadarmış gibi kabaca. Bravo, aynen öyle, o seviyelerde. Bugün bu büyüklük 1 trilyon TL'ye dayandı. Yani bu yatırım fonlarının içerisinde hem menkul kıymet yatırım fonları, hem emeklilik fonları, hem de diğer alternatif yatırım fonlarını dahil ediyorum. Ama pay büyümüş gördüğüm kadarıyla baktığımız zaman. Evet, pay büyüdü. Sektördeki, yani bankacılık mevduatıyla mukayese ettiğimiz zaman oradaki payımız büyüdü. Çünkü biz payımız diyorum, yani yatırım fonlarının sahiplenme açısından söylüyorum bunu. Yatırım fonları tarafında %80'e yakın bir büyüme söz konusu. %65 gibi büyümüş anladığım kadarıyla. Evet, %60-65 seviyesinde büyüdü. 2020 yılına mukayese ettiğimizde yatırım fon dünyası toplam 3 kat büyümüş oldu. Emeklilik fonlarının bunun içerisindeki payına bakacak olursak da emeklilik fonları toplam bankacılık sektörü içerisindeki mevduatlar içerisinde %5'lik bir paya sahip. Tabii OECD ülkeleriyle mukayese ettiğimizde bu %5'lik pay ne yazık ki çok düşük. Çok düşük kalıyor. OECD ülkelerinde bu pay %30 ve üzerinde seviyelerde. Kimi ülkelerde %50-60 düzeylerine kadar ulaşıyor. Tabii bizim ülkemizde şurada 2003 dedik, yaklaşık 20 yıllık bir mazisi var emeklilik sisteminin. O ülkelerde çok daha 80-90 yıllık mazileri var. 20 yıllık geldiğimiz nokta çok güzel ama gidecek çok yolumuz var. OECD ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman çok gerideyiz. Ülkemizde işte bu bireysel emeklilik sisteminin gelişmesiyle birlikte buraya yapılacak yeni gelişmeler, yeni açılımlarla birlikte buradaki payımızın da yatırım fon dünyasında artacağını düşünüyoruz. Yatırım fonlarının artıyor olması yatırım hamlelerinde bir şekilde kaynaklarının oluşturuyor olması anlamına geliyor. Muhtemel dünyada aslında bankacılık sektörünün sahibi sigorta firmaları biliyorsunuz önce. Evet. Onlar da para sermaye birikten sonra bankalar kurulmuş, yani yatırımcı olmuşlardı. Bizde evet. Sigorta şirketleri sahipleri genellikle bankalar şemsiye tersten çalışınca evet. İster istemez o da biraz gecikmeli geliyor. Evet. Aradaki makaslar önümüzdeki dönemde değişecektir muhtemelen.
Peki 5 yıllar itibariyle gelişiminden bahsettik. Katılımcı sayısı ne vaziyete geldi? Fon büyüklüğüyle ilgili güncel rakamlar hakkında biraz daha bilgi verin. Kaç kişi ne kadar şu anda bu BES sisteminde vardır tahminen? Tabii şöyle ifade edeyim. Bireysel emeklilik sistemi 19 yılını doldurur dedik. Bireysel emeklilik sistemini biz 3 merhalede ele alıyoruz. 2003 yılında gönüllü bireysel emeklilik sisteminin kurulması, 2013 yılında devlet katkısının sektörü dahil ediliyor olması, 2017 yılı itibariyle de otomatik katılım sistemini sisteme ve evet. sektöre dahil ediliyor olması. 2012 sonu itibariyle devlet katkısı henüz hayata geçmeden önce sistemde biriken büyüklük 21 milyar TL, hı hı. katılımcı sayısı da 3.1 milyon kişi idi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle sistemde biriken toplam büyüklük 368 milyar TL. 21 milyardan 368 milyar, 17 katlık bir büyüme hı hı. söz konusu. Katılımcı sayısına da bakacak olursak, katılımcı sayısı da 6.6 milyon adedi OKS sisteminde olmak üzere 14.3 milyon adet kişiye, katılımcı bazında kişiye ulaşmış durumda. Katılımcı sayısı da yaklaşık 5 katlık bir büyüme göstermiş durumda. Toplam 368 Orada milyon. Orada bir hedef var mı? Yani sonuçta katılımcı sayısı için bir hedef var mı? Var. Şöyle 2023 yılı sonu itibariyle toplam sektör büyüklüğünün, bu kısa vadeli hedef olarak söylüyorum bunu, 500 milyar TL seviyesine ulaşması, katılımcı sayısında 16 milyon kişiye ulaşması hedefi var. Geçen yıl getirilen yeniliklerden biri de 18 yaş altı katılımcıların sisteme dahil edilmesi oldu. Şu an için 18 yaş altı yaklaşık 500 bin katılımcı sisteme dahil edilmiş oldu. Ciddi bir sıçram ama o zaman aslında sistem evet. 80 milyonu yani tüm nüfusu kapsayacak yapıyı oluşturabilecek bir şekle bürünmüş vaziyette. Evet, şu an her yani yeni doğan bir kişiden ileri yaştaki bir kişiye kadar herkes dahil olabiliyor. Şöyle bir istatistik paylaşayım. Üst yaş sınırı var mı bu BES'te? Hayır, yok. Üst yaş sınırı yok. Emekli olabilmek için işte belli yaş sınırlarını doldurmamız gerekiyor. 18 yaş altı ülkemizde 23 milyon kişi var. Ülkemizin nüfusunun 85 milyon olduğunu düşündüğümüzde nüfusun %27'lik kısmı genç nüfus olarak adledebiliriz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3 milyon genç nüfusun bireysel emeklilik sistemine dahil olması ve burada da yaklaşık 50 milyar TL'lik bir tasarruf tutarının birikmesi bekleniyor. Planlı, bekleniyor, anladım. Arkanlar aslında hızla büyüyüşü gibi büyüyebilme potansiyeline sahip bir yapı. Bakalım önümüzdeki günler nasıl bir seyirle yol açacak. Hakikaten beklenen, belki beklenti ötesinde de olabilir. Çünkü bahsettiğiniz rakam nüfusun %27'lik bir kısmından bahsediyorsunuz. Sadece siz orada %10, %12'sini bu sisteme katılacağını evet. varsaymışsınız. Belki evet, daha geniş bir kitlede katılma potansiyeli olabilir. Peki BES'e nasıl sahip olunur? Ya da BES'e yatırım tutarları nasıl değerlendirilir? Buradan yatırımcıları biraz bilgilendirmek lazım. Ülkemizde 15 adet bireysel emeklilik şirketi var Cenk Bey. Bir bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmek için, bir plana sahip olabilmek için mevcut emeklilik şirketlerinde bir bireysel emeklilik sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Bu doğrudan bireysel emeklilik şirketlerine müracaat edilerek, bunu müşteri iletişim merkezleri kanalıyla da yapılabilir, online internet üzerinden de yapılabilir. Bunun yanı sıra ülkemizdeki tüm bankalar, bireysel emeklilik şirketleriyle bir ortak çalışma içerisindeler. Bir banka şubesine gidildiği takdirde bireysel emeklilik planına dahil olmak istiyorum dendiği takdirde bugün ülkemizdeki tüm banka şubeleri bu hizmeti verebilecek durumdalar. Bir de bir şey, bu pandemiden sonra da teknolojinin gelişmesiyle beraber yani telefon üzerinden de bu görüntülü görüşmeyle bir onay vererek işler yapıyor. Burada da bu durum mevcut mu? Mevcut, burada da mevcut. Yani emeklilik şirketlerinin gerek online uygulamaları gerekse mobil aplikasyonları üzerinden doğrudan müşteri edinme ve buradaki internetteki süreçleri takip ederek bireysel emeklilik planı oluşturma tool'larını sağlamış durumdalar emeklilik şirketleri de. bankalar kanalıyla da emeklilik şirketlerinin web sitelerine veya online sitelerine erişim sağlanabiliyor. Tabii BES'e nasıl sahip olunur? Emeklilik şirketine bir plan oluşturarak sahip olunabilir dedik. Buradaki varlıklar nasıl değerleniyor? Bireysel emeklilik sistemindeki varlıklar BES planlarında yer alan bireysel emeklilik fonları marifetiyle değerlendiriliyor. Tabii bireysel emeklilik fonlarına geçmeden önce fon nedir? Fon aslında katılımcılarından topladıkları tutarlar, paralar ile işte hisse senedi gibi, hazine bonosu gibi, mevduat gibi veya işte özel sektör borçlanma aracı gibi çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak
portföy yönetim şirketleri tarafından profesyonel bir şekilde portföy çeşitlendirme ilkesine dayalı olarak kurulan ve yönetilen yatırım araçlarıdır. Emeklilik fonları da bireysel emeklilik şirketlerinin kurmuş olduğu bir fon türü çeşididir. Yani sisteme dahil olabilmek için bir bireysel emeklilik şirketine gidilmesi ve bir bireysel emeklilik planı açılması ve fonları da bireysel emeklilik planına konulması gerekmekte. Burada baktığımız zaman işte BFAS'ta biliyorsunuz buradaki süreçte sizin bir şekilde bu fonla sahip olduğunuz zaman yatırımınızı nasıl yönlendireceğinize nasıl karar veriyorsunuz ya da hangi fonu nasıl seçeceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Şöyle emeklilik şirketleri... Yani orada bir nasıl diyeyim, ürün yelpazesini kendinizin belirleme şansınız var mı yoksa profesyonellere bıraktım onlar kendileri belirlesin şimdi her şekilde mi gidiyor? Şöyle ifade edeyim, bir yıl içerisinde 12 kez plan değişikliği hakkı her var. Ay bir kez, hemen hemen her ay bir kez plan değişikliği yapma hakkınız var. Yapma hakkı var. Yani bunu kendi risk profiline göre veya yatırım yapacağı fonların geçmiş performanslarına göre belirleyebiliyor. Veya o günkü konjonktürde dövizle ilgili veya hisse senedi, borsa pay piyasası ile ilgili bir pozitif beklenti var ise mevcut var olan daha sabit getirili menkul kıymetlerde yer alan bir fonunu, emeklilik fonunu, fon varlıklarını değiştirerek, daha doğrusu BFAS marifetiyle söz konusu hisse senedi fonlara yatırım yaparak veya işte kıymetli maden fonlarına yatırım yaparak emeklilik planını değiştirme imkanına sahip oluyor. Hali hazırda bireysel emeklilik sistemi içerisinde 385 adet fon var. Bu fonların 280 adeti BFAS sistemi içerisinde var. Yani bir emeklilik şirketinin sunmuş olduğu fonların fon performansları yeterli gelmediği takdirde veyahut farklı alternatif emeklilik şirketlerinin fonlarının getirilerinden daha çok cazip gelmesi halinde BFAS marifetiyle, BFAS vasıtasıyla da farklı emeklilik şirketlerinin kurmuş olduğu fonlara da plana dahil edilebiliyor. Geçen sene işte katılım bankalarının biraz daha gecikmeye gireceği durum fonlar vardı. Onların hepsi geçişi tamamlandı mı? Bütün hepsi kapsam evet. İçine girdi mi? Evet girdi. 385 adet fonun 280 adedi dedik. Katılım emeklilik fonları 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle sisteme dahil oldu. Yani bugün için katılım hassasiyeti olan, faizsiz fon hassasiyeti olan yatırımcılar ve BSE emeklilik katılımcıları da sadece kendi şirketinin kurmuş olduğu fonlarla sınırlı kalmayıp BFAS vasıtasıyla, BSE emeklilik fon alım satım platformu vasıtasıyla farklı emeklilik şirketlerinin kurmuş olduğu katılım fonlarını da sağlayabilirler. Orada şöyle bir istatistik paylaşayım. Mevcut sistemde 365-368 milyar TL'lik büyüklüğün 275 milyar TL'lik kısmı faizli konvansiyonel fonlarda değerlenirken %25'lik bir paya sahip. Yaklaşık 92 milyar TL'lik tutar ise faizsiz fonlarda değerleniyor. Yani ülkemizdeki faiz... Yani 4 yatırımdan 3'ü... Evet, 4 yatırımdan 3'ü konvansiyonel tarafta, biri yani %25'i faizsiz tarafta değerleniyor. OKSE'de bu oran çok daha yüksek. Yani ülkemizdeki katılım bankacının sektör payı %5 ile 10 arasında olduğu düşünüldüğünü, aslında bireysel emeklilik tarafında bu oran çok daha iyi, yukarı iyi seviyelere ulaşmış durumda. Tabii buradaki bu katılım fonlarının mevcut portföy yönetim şirketleri tarafından güzel yönetilmiş olmaları, geçmiş performansların iyi olması da yatırımcıları buraya iten bir başka sebep olarak öne çıkıyor. Peki BES'te devlet katkısından nasıl yararlanıyor vatandaşlar ve BES'ten nasıl emekli olmuyor? Bireysel emeklilik sisteminde emekli olabilmek için temel olarak iki şart var. Minimum 10 yıl sistemde kalınıyor olması ve 56 yaşını doldurmuş olması gerekmekte. 2022 Ocak ayı itibariyle devlet katkısı tutarı %25'lik oranla %30'a çıkartılmış durumda. Bir katılımcının bir takvim yılı içerisinde alabileceği maksimum devlet katkısı tutarı söz konusu yıla ait olan brüt asgari ücretin %30 ile sınırlandırılmış durumda. 2022 yılı için bu tutar 20.665 TL. Yani bu yıl içerisinde emekli bireysel emeklilik planına katkı yapacak bir kişi 68-70 bin TL tutara kadar yatırım yaptığında 20.665 TL'lik devlet katkısından yararlanabiliyor. Antiparantez şunu belirteyim, eğer gönüllü tarafta ayrı bir planınız var, otomatik katılım tarafında ayrı bir planınız var ise birinden 20.665 TL devlet katkısı, diğerinden de hakeza yine aynı şekilde 20.665 TL, toplam 40 küsür bin TL'lik bir devlet katkısından yararlanma imkanına sahip
olabiliyor bir katılımcı. Devlet katkısı tutarından yararlanmak için kademeler olarak hak kazanım süreleri var. 3 yıl sistemde kalan katılımcı devlet katkısına ve devlet katkısının getirilerinin %15'ine sahip olabiliyor. 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine, 10 yıl ve daha fazla sistemde kalanlar %60'ına, eğer 10 yıl sistemde kaldı, 56 yaşını doldurdu ve emekli olmayı hak kazandığı takdirde de mevcut birikmiş olan devlet katkısı tutarının ve devlet katkısı fonlarının getirilerinin tamamına sahip olmaya hak kazanıyor. Sistemde bugüne kadar tamamı gönüllü tarafta olmak üzere 191 bin kişi emekli olmaya hak kazanmış durumda. Emeklilik hakkını kullandılar. Tabii devlet katkısı 10. yılını 2023 yılı itibariyle dolduruyor. Bugüne kadarki emekli olanlar devlet katkısının kademeli olarak belli tutarlarından istifade etmiş durumdalar. Ama 2023 yılı itibariyle 2013 ve öncesinde sisteme giren birisi devlet katkısı tutarının tamamını alıp sistemden çıkabiliyor olacak. Peki BES'e katılımcıların haklarını koruyan düzenlemeler nelerdir? Tabii bireysel emeklilik sistemi ülkemizdeki kamu otoriteleri tarafından denetlenmekte, düzenlenmekte ve gözetim altında tutulmaktadır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SDDK, Sermaye Piyasası Kurumu ve Emeklilik Gözetim Merkezi bu fonksiyonları yerine getiren kurumlardır. Emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları, borçlanma oranları ve finansal durumları ile diğer finansal yapıları düzenli olarak takip edilmekte ve kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra tüm emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından elektronik ortamda günlük olarak izlenmektedir. Bununla beraber fon varlıkları Takas Bank bünyesinde... Onu soracaktım. Tam Takas Bank'ın buradaki işlevi nedir? Evet. Tabii Takas Bank burada sektörün önemli paydaşlarından biri olarak yine öne çıkıyor. Takas Bank, fon varlıklarının Takas Bank bünyesinde saklanmasını sağlayan kuruluş. Fon varlıkları emeklilik şirketleri tarafından veya portföy yönetim şirketleri tarafından farklı hesaplara transfer edilmesini önleyen ve katılımcıları koruyan bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Yani sistemin güvencesi olarak Takas Bank burada öne çıkmaktadır. Peki bu BES'te son dönem gelen yenilikler ve teşvikler nelerdir? Ona da biraz değinirseniz. Tabii Nisan 2021 itibariyle 18 yaş altı BES'in sisteme dahil olduğunu söyledik. 2021 sonu itibariyle yaklaşık 90-95 bin 18 yaş altı katılımcısı var iken bugün 495 bin katılımcıya ve yaklaşık 2 milyar TL tutarında bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Yine geçen yıl BEFAS platformu devreye alındı. BEFAS platformunun devreye alınmasıyla birlikte fon değişiklik hakkı da plan içerisinde alttan 12'ye çıkartılmış oldu. 2022 Ocak itibariyle... Aslında burada BEFAS bir altyapı, onunla birlikte insanlar daha rahat Hareket edebiliyorlar. Edebilme imkanı oluyor. Hareket edebiliyor. Daha önce 6 idi, 6 biraz kısıtlıyordu katılımcıları bu anlamda. Şimdi hem finansal okuryazarlığın artması hem BEFAS platformu devreye alınmasıyla birlikte az önce ifade ettiğiniz gibi her ay bir tane değişiklik hakkına sahip oldu. Bunu kendi emeklilik şirketinin sunduğu fonlarla da yapılır. BEFAS platformu vasıtasıyla da yapabilir. Tabii daha önemli yenilikler, daha önemli değil mi? Yine sektöre ciddi anlamda katkı sağlayacak yenilikler 2022 Ocak ayında bireysel emeklilik kanunu değişikliğiyle birlikte oldu. %25 olan devlet katkısı tutarı %30 arttırılmış oldu. Bunun yanı sıra birikimlerin zaruri durumlarda %50'sine kadarlık kısmının çekebilme hakkı tanındı. Bu işte evlilik olabilir, askerlik olabilir, ilk konut edinimi amacıyla olabilir. Bunun yanı sıra otomatik katılım sistemi tarafında 45 yaş sınırı vardı. İsteğe bağlı olarak 45 yaş üstü olan bireylerde otomatik katılım tarafında emeklilik planına dahil olmaya hak kazandılar. Bunun yanı sıra devlet katkısının bir sonraki yıla, sonraki yıllara devretme hakkı da tanınmış oldu. Bu yıl için 2022 yılının kapanışı, 2023 yılının girişiyle beraber Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yine bireysel emeklilik sistemine de yer verildi. Burada finansman ihtiyacı doğan katılımcılar sistemden ayrılmak yerine bireysel emeklilik fonlarını temlik ederek, bunları teminat göstererek bir bankaya, bir katılım bankasına avantajlı koşullarla kredi çekme imkanına sahip olacaklar. Şu an için SDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi bu proje üzerine çalışmakta. Önümüzdeki yıl itibariyle bir finansman ihtiyacınız doğdu. Teminat mı gösterir? Kapatmak yerine buradaki fonları teminat olarak gösterip bankadan uygun ihtiyaç kredisi oranlarıyla fon kullanma imkanına sahip olunacak. Yönetmenim uyarıyor, süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkürler Emre Bey. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bugün de gündem meselenin sonuna geldik. Herkese bol kazançlı günler. Hoşça kalın.